HP'nin yeni oyuncu dizüstü modeli HP Victus 16 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. Şimdi doğrudan videoya doğru geçeceğim ama sizler de kanalıma abone olup benim sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmayın, sizlerin sayesinde bu işleri daha ileriye doğru götürebilirim. Gelelim HP Victus 16'ya. Şimdi ben böyle Victus 16 dedim ama bu tabii ki Victus 16 D1023 NT modeli arkadaşlar. Bu modeli bir kere eline sizlere vermiş olayım. Sonrasında da zaten açıklamaya bırakıyor olurum bu modelin açıklama kodunu. Öncelikle tasarımla başlamak lazım tabii. Cihazın tasarımı klasik bildiğimiz dizüstü modellerine benzese de aslında birazcık daha böyle narin ve ince bir tasarım hattıyla geldiğini sizlerle paylaşabilirim sevgili arkadaşlar. Cihazın ağırlığı 2.48 kilogram olarak belirlenmiş durumda ve açıkçası bir oyuncu dizüstü modeline göre çok da taşınabilir ve rahat kullanılabilir bir cihaz olmuş bu bilgisayar. Cihazın ekranıyla devam edelim. Ekran 16.1 inç boyutunda ve Full HD bir ekran paneliyle bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Ekranda özel bir malzeme kullanılmış. Böyle parlamayı engelleyen diyebilirim sizlere bu malzeme için. Tabi bu malzeme sizlerin gün ışığı altında dışarıya çıktığında ya da odada otururken ters pencere varsa arkanızda ondan dolayı yaşanacak parlamaların vesaire önüne geçmeye çalışıyor. Ha güzel bir iş ortaya çıkartıyor mu? Bence gayet başarılı bir sonucu sizlerle buluşturuyor bu bilgisayarın ekranı sevgili arkadaşlar. Tabi ışık yansımalarının yanı sıra bu ekranda 144 Hz'lik bir yenileme hızı olduğunu da sizlere hatırlatmam lazım arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki ekran deneyimini daha görüntü kalitesi anlamında sizlere aktarmam gerekirse ben görüntü kalitesini oldukça beğendim ve sevdim arkadaşlar. Sadece parlaklık anlamında bu bilgisayarın bir tık daha parlak bir ekran paneliyle geliyor olmasını açıkçası ben isterdim ve beklerdim. Çünkü bazen bu ekran parlaklığı biraz düşük kalabiliyor yaptığım testlerde en azından. Bana öyle geldi. Tabi burada zevkler ve renkler yine devreye giriyor. Hani son kararı ve son yorumu açıkçası sizler yapıyor olursunuz sevgili arkadaşlar. Ancak panel anlamında bu bilgisayarda sizi üzecek bir detayında olmadığını sizlerle paylaşmalıyım. Ve gelelim işin performans tarafına. Zaten herkesin en çok beklediği şey performansıdır bu bilgisayarın diye düşünüyorum. Şimdi cihazda Intel'in 12. nesil i5-12500H modeli işlemci görev yapıyor. Bu işlemci özel bir işlemci. Özellikle 12. nesil Intel işlemcilerinin hemen hemen hepsinde bu özellik var ve çok da özel bir özellik arkadaşlar bu özellik. Biraz tekerleme gibi oldu böyle özel bir özellik dedim sizlere ama hakikaten de öyle işin şakası bir yana. Çünkü bu işlemci modelleri biliyorsunuz dizüstü bilgisayarlarda bir tık daha performans anlamında düşük kalabiliyor. Ki burada Intel'in bulduğu bir çözüm var. O da şu, cihazlardaki işlemciler yapay zekanın da desteğiyle o an hangi uygulamayı siz kullanıyorsanız performansı ona yöneltiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla cihazdaki dar boğazın anlık sıkışmaların, anlık daralmaların da önüne geçmeye çalışıyor cihaz. Ve bu işlemciyi kullanan cihazlarda mutlaka bir tık daha iyi bir performansın bizlerle buluştuğunu her zaman görüyoruz diyeyim. Ve buradan isterseniz ufaktan RAM'lere doğru da devam edeyim. Cihazda 16 GB DDR5 RAM'ler görev yapıyor arkadaşlar. Ve işin depolama tarafına geldiğimizde ise hakikaten beni mest eden bir depolamada okuma ve yazma hızı var. Şimdi sizlere de zaten gösteriyor olacağım. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. 512 GB bir depolamaya sahip bu bilgisayar arkadaşlar ve bu 512 GB'lık depolamamızda baktığımız zaman okuma tarafında saniyede 6.8 GB gibi çok iyi rakamlara çıkabiliyor bu SSD ve yanında yazma da yine 4.7 GB bandında geziniyor arkadaşlar. Şöyle bir performansın arasına gelip klavyeden de sizlere bahsetmek istiyorum. Bilgisayarın klavyesinde sayı bölümünün olması oldukça önemli. Bazı kişiler bunu oldukça istiyor biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar buna bayağı takık. Ve tabi klavyede bir de aydınlatma mevcut ama tabi bir oyuncu bilgisayarından bahsediyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz ve böyle bir klavyede hani bir RGB olsa sanki daha iyi olurmuş diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. Kapağını kaldırır kaldırmaz böyle en çok ilginizi çekecek ya da dikkatinizi çekecek şey şu olabilir. Bilgisayarın açma kapama tuşu direkt F12 tuşunun yanına konumlandırılmış durumda. Tabi bu da ilk kapağı kaldırdığınızda ya acaba yanına mı koymuşlar açma kapama tuşunu gibi bir arayışı sizi sokabilir. Cihazın açma kapama tuşu F12'nin hemen yanında zaten şu anda da yakından görüyorsunuz. Ben sizler kapağı açtığınızda aramayın diye sizlere söylüyorum. Ve burada da kendi bu tuşu ilk açtığımda kapağı aradığımı da itiraf etmiş oluyorum sizlere sevgili arkadaşlar. Cihazda Bang & Olufsen bir hoparlör olduğunu görüyoruz üstüne baktığımızda. Öyle bir simge var en azından üstünde. Tabii bu da beklentiyi bir tık daha yukarıya çekiyor. Ancak benim burada bir eleştirim olabilir. Benim beklentim
beklentimin bir tık altında kaldı ses kalitesi. Daha iyi bir ses kalitesini bu bilgisayardan açıkçası beklerdim. Bir de Bang & Olufsen tabii ki farkı var. İkisini de üst üste koyunca ben daha iyi bir performansı beklerdim bu bilgisayardan arkadaşlar. Ancak şu da var, tabii ki birçok oyuncu dışarıya ses çıkmasın diye kulaklıkla bilgisayarı kullanacağı için de çok büyük bir problem olduğunu da düşünmüyorum bu durumun. Gelelim ekran kartına. Cihazda ekran kartı olarak RTX 3050 Ti görev yapıyor arkadaşlar. Bu ekran kartı tanıdığımız, bildiğimiz bir ekran kartı. Şu anda da gördüğünüz üzere GTA 5 üzerinde yaptığım testlerde önemli sıkıntılar ya da önemli problemlerle karşılaşmadım. FPS değerlerini zaten şu anda görüyorsunuz. Hazır oyun demişken arkadaşlar, bu bilgisayarda özel bir soğutma sisteminin de kullanıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu özel soğutma sistemi sayesinde cihazdaki önemli bir ısınma probleminin de önüne geçmiş HP tarafı. Burada hani çok uzun zamandır HP'nin eleştirildiği bir detaylı, biliyorsunuz ısınma sorunu vesaire gibi şeyler. Ancak bu cihazda ne kadar zorlarsam zorlayayım ısınmayla alakalı herhangi bir problemle karşılaşmadım cihazda. Bunu da sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim buradan. HP'nin bu bilgisayar için özel geliştirdiği bir şarj sistemi var arkadaşlar. Bu sistem sayesinde bu bilgisayarı tam 30 dakikada %50'ye kadar şarj etmeniz mümkün oluyor. Tabi adaptörünün orijinal adaptör olmasının gerektiğini altını çizeyim. Ama bunu bir kenara koyduğumuzda bu bilgisayar tam şarj doluyken 5,5-6 saate varan bir pil ömrünü sizlerle buluşturuyor. Yine burada bir virgül koyup şunu eklemek istiyorum. Eğer 5,5 saat boyunca oyun oynamaya çalışırsanız tabii ki şarjı bu kadar, pili bu kadar gitmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsettiğim sizlere 5,5-6 saatlik kullanım daha çok günlük hayattaki kullanım. Günlük hayatta cihazı aldınız, bir yere gittiniz, bir yere çıktınız ya da çok az oyun oynadınız, kapattınız gibi senaryolarda geçerli. Onun da altını çizmiş olayım. Yani şimdi kalkıp da GTA 5 açıp pilden oynayayım, 6 saat pil ömrü var derseniz burada gol yiyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Hazır burada oyundan bahsetmişken, bağlantılardan vesaire bahsetmişken tabii bu bilgisayarda bir de Wi-Fi 6E desteğinin olduğunu da sizlere aktarmak isterim. Wi-Fi 6E desteği özellikle kablosuz internet ile oyun oynayacaklar için gayet iyi bir özellik olmuş ve tabii ki de yeterli olmuş. Tabii bunun yanı sıra kablolu bağlantılar için de bu bilgisayarın üstünde oldukça fazla çıkış bulunuyor arkadaşlar. Bu çıkışlardan ya da girişlerden inanılmaz derecede faydalı işlere imza atabilirsiniz. Şöyle bir soluna sağına baktığımız zaman, isterseniz sol tarafıyla başlayayım. Şarj girişini görüyoruz, ethernet girişini görüyoruz, HDMI girişi, yüksek hızlı bir burada USB girişi ve bir de Type-C girişini yine burada görüyoruz. Hemen sağ tarafına baktığımızda ise 2 adet yüksek hızlı sadece USB girişinin bulunduğunu yine görüyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle son bölümde sizlere şunu söylemek istiyorum. HP'nin son yıllarda eleştirildiği birçok detayı bu bilgisayarda ortadan kaldırmaya çalıştığını ve çoğu noktada da başarılı olduğunu sizlerle paylaşmam lazım arkadaşlar. Ve tabi burada güzel bir deneyimi gün sonunda bizlerle buluşturabiliyor. İlk çıktığı fiyattan da bir tık geri çekilmişken 19-20 bin TL bandındayken bu bilgisayarı bir bence listenize alabilirsiniz diyeyim. Güzel bir cihaz olmuş. i7'li işlemcili versiyonu da şu anda satışta. Onun için bir miktar daha ödeme yapmanız gerekiyor ama bu haliyle bile birçok kişinin işini görebilecek bir dizüstü bilgisayar olarak bizlerle buluşuyor. HP Victus 16023 NT modeli. Umarım doğru söylemişimdir. Bu videoda konuğumuzdu arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz bu bilgisayarı? Yorumlara yazmayı ve tabii ki kanalıma abone olup benim sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.